Spor TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Kospor Fest 2019 bahar etabı bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde start aldı ve voleybol müsabakaları, birincilik müsabakaları kadınlar ve erkeklerde gerçekleşecek. Aynı zamanda yarın da frisbee müsabakalarının olduğunu söyleyelim ama tabii bugün alan startla birlikte voleybol maçları başladı ve günün ilk karşılaşmasında Celal Bayar Üniversitesi Yalova Üniversitesi'ni 3-0'la mağlup etmeyi başardı. Yanımızda Celal Bayar Üniversitesi koçu var. Hemen görüşlerini almak istiyorum. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyuna galip gelmeyi başardınız. Öncelikle isterseniz karşılaşmayı değerlendirelim. Nasıl geçti sizin için? Bizim açımızdan tabii güzel geçti. Turnuvaya güzel başlamak çok önemliydi. Net, temiz bir sporla buradan ayrılıyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Çünkü çok emek verdik. Sene başından beri düzenli olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu müsabakalara hazırlanıyoruz. Böyle güzel bir başlangıç bizi mutlu etti. Evet, Yalova Üniversitesi'ni mağlup ettiniz. Tabii hiç kolay değil. Aynı zamanda öğrenciler okul süreçlerinde devam ettiriyorlar ve bu antrenman bazında yürütebilmek kolay olmuyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok zor oluyor mu öğrenciler için? Tabii ki kulüplerde oynayan oyuncularımız var. Onlar da sağ olsunlar, yani her fırsatta okulda derslerine de geliyorlar. Bir yandan akademik hayatları devam ediyor, bir yandan sporculuk hayatları. Biz de antrenörleri olarak hem okulda da öğretmenleri olarak destek olmaya çalışıyoruz onlara. Yani öyle sporcularımız var ki geliyorlar mesela bir gün iki gün hem dersi giriyor hem antrenmanlara giriyorlar. Onlar açısından kolay değil. Biz de mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Meyvesini de alıyoruz. Bu sayede takım kenetlenmiş vaziyette. İnşallah daha da başarılı olacağız. Evet, tabii Koç Spor Fest'in sadece spor mücadele ruhu yok. Aynı zamanda eğlence tarafı da var. Bu da öğrenciler için gerçekten çok iyi bir mental destek oluyor. Ben bir eğitmen olarak sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. Ne gibi katkıları var öğrencilere Koç Spor Fest'in? Tabii ki üniversite eğitimi demek, yani asıl üniversite yapan unsurlar bu tarz unsurlar. Yani tabii ki dersler her zamanki olacak, çok değer veriyoruz. Üniversitenin varoluş sebebi ama okulun da bir cazibesi olması lazım. Okulu bu tarz organizasyonlar ciddi anlamda cazibe merkezi haline getiriyor. Biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak çok önem veriyoruz. Üst düzeyde bu tarz aktivitelere katılmak istiyoruz. Sağ olsun rektörümüz Kemal Çelebi de, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum ben. SKS Başkanımız Ayhan Bilir bu konularda elinden geleni yapıyor. Biz de maksimal katılım sağlamak istiyoruz. 18 kişilik bir kadroyla geldik. Emek veren tüm sporcularımızı getirmek istedik buraya. Çok güzel tabii ki burada sosyal unsurlar da var. Tanışıyorlar, kaynaşıyorlar, öğrenciliklerini yaşıyorlar. Bu anlamda ben de koç grubuna teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir üzüntümüz var. Katılım yeterince değil. Yani biliyoruz ki devlet üniversitesi olarak buralara katılmak gerçekten kolay değil. Ülke anlamında da ciddi sorunlar yaşıyoruz ekonomik anlamda. Burada da onun yansımaları oldu. Biz isterdik ki, yani işte neden bir bursa buraya gelemedi, Eskişehir niye gelemedi? Daha kalite artardı. Katılımın olması, bu kadar emek veriliyor, bu kadar yatırım yapılıyor. Ben yetkilileri, federasyon anlamında, sponsorlar anlamında, yani buranın katılımını teşvik etmemiz gerekiyor. Yani devlet üniversitelerinin bu anlamda ciddi desteğe ihtiyaçları var. Benim beklentim o. Yani yeri gelmişken söylemek istedim. Evet koç, tabii çok önemli maçlar var daha. Daha işin başındayız. Bütün üniversiteler aslında iddialılar şampiyonluk için ama ben Celal Bayar Üniversitesi'nin iddiasını da merak ediyorum. Hazır koçu yakalamışken soralım. Biz kadın takımımız geçen sene Süper Lig'e çıktı. Hedefimiz bu sene de erkek takımında da aynı şekilde Süper Lig'de bunları birleştirmek istiyoruz. Buradan sonra Antalya'da yükselme maçları olacak. İnşallah burayı kazasız belasız atlatıp oradan takımımızı Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Peki koç, çok teşekkür ediyorum. Biraz da oyuncularımızla konuşalım. Çok teşekkürler. Başarılar bundan sonrası için. Alalım hemen takım kaptanı ve takım oyuncularından ve arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Kaptan, alalım seni şöyle. Evet, Yalova Üniversitesi günün ilk karşılaşmasıydı bu. Tekirdağ Üniversitesi'nde, daha doğrusu Namık Kemal Üniversitesi'nde Yalova Üniversitesi'ni mağlup etmeyi başardınız 3-0 gibi bir skorla. Öncelikle senden bir maç değerlendirmesi alalım. Maçta çok iyiydik. Hani yedekler olsun, içeride oynayan oyuncularımız olsun, tam bir takım olmayı başardık. Buraya gelirken de antrenörümüzün bizden istediği buydu. Maçın sonucu bizim için çok önemliydi. Biz bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bizim kız takımımız orada. Okulumuz bizim her zaman arkamızda. Bugüne kadar tüm turnuvalara katıldık. Katılmaya da devam edeceğiz. Çok güzel bir galibiyetle başladık. Çok mutluyum.
Peki o zaman takım oyuncusuna da soralım. Seni de tanıyalım. Çok güzel bir maç oldu. Sen neler söylersin? Yalova Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Öncelikle güzel bir maç ortaya koydular. Mücadele veren bir takım vardı karşımızda. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çünkü yıllardır Süper Lig'de mücadele eden bir üniversitemiz var. O yüzden tekrar aynı hedefi yakalamak istiyoruz. Artı söylemek istediğim şu, Koçfest demek, eğlence demek, festival demek. Biz bugün kazandık, artık festivalin tadını çıkartacağız. Evet, o kısma da geleceğim. Tabii ki sadece mücadele ruhu yok, aynı zamanda bütün üniversiteliler çok güzel sosyal bir ortamın içerisinde arkadaşlıklarını geliştiriyorlar. Yeni arkadaşlar, yeni insanlar tanıyorlar ve eğleniyorlar aynı zamanda. Akşam da güzel bir konser var. 21.30'da Athena sahne evet, alacak. Burada olacağız. Hiç şüphem yok buna. Gerçekten tüm Türkiye'nin sevdiği bir grup çünkü, alternatif rock grubu. Biraz size öğrenci olarak, öğrencilerin dilinden de duymak istiyorum. Koç Spor Fest nasıl bir oluşum sizce? Nasıl katkıları oluyor öğrencilere? Şöyle söyleyeyim, şu an aramızda gelen yeni arkadaşlarımız var buraya. Biz daha önce geldik. 4 senedir beraber geliyoruz buraya. Yani Koç Üniversitesi'ne teşekkür ederiz bu festivali düzenlediği için. Çok güzel bir festival. Herkesin katılımını bekliyoruz. Buraya gelmeyen takımlarımız var. Maddi anlamı olabilir, başka şeyler olabilir bunun içerisinde. Herkesi buraya bekliyoruz. Herkesin burayı görmesi lazım. Çünkü çok güzel eğlenceler var burada. Akşam gerçekten çok eğleneceğiz. Evet, senin de düşüncelerini merak ediyorum. Tabii aynı zamanda Koç topluluğu markaları öğrenciler için çok güzel standlar da hazırlamış durumda. İşte aktivite alanında bunlar da start aldı. Sen neler söylersin? Ne gibi katkısı oluyor öğrencilere bu tarz festivallerin ki dalında zaten tek? Bir kere şöyle, Koçfest'te etkinlikler çok fazla. Özellikle gençlerin eğlenebileceği konserler, etkinlikler. Bu yüzden üniversitelerin katılımı çok önemli. Çünkü üniversiteler katıldığı zaman zaten gençlerle bu etkinlik arttırılıyor. Kişisel gelişim açısından çok büyük katkısı var. Özgüven açısından, kendi güvenini kazanma açısından, farklı insanlarla tanışma açısından çok önemli. O yüzden herkesin bu etkinliği mutlaka yaşaması lazım. Evet kaptan, son olarak sana da sormak istiyorum. Koçla konuştuk gerçi ama hedef sordum ben. Daha ilk karşılaşmayı oynadınız. Daha uzun bir süre var. Antalya'da yükselme maçları oynanacak. Sen kaptan olarak takım içindeki havayı çok daha iyi biliyorsundur. Aranızda mutlaka konuşuyorsunuzdur. Hedef nedir? Celal Bayar Üniversitesi'nin hedefi nedir? Biz buraya öncelikle bu üniversiteye şampiyon olmaya geldik. Buradan gidince Antalya'da güzel bir turnuvamız olacak. Orada da şampiyon olup biz kızlarımızın yanına gitmek istiyoruz. Onlarla birlikte aynı deplasmana beraber gitmek istiyoruz. Süper Lig'de takımımızı temsil etmek istiyoruz. Çünkü biz yıllardır oradayız. 2 senedir bu ligde oynuyoruz. Buradan çıkıp tekrar Süper Lig'de olmamız gerekiyor. Çünkü okulumuz bizi gerçekten çok fazla destekliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Size teşekkürler değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Spor CV olarak tabii ki tüm spor müsabakalarını, farklı branşları takip etmeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda Koç topluluğu markalarının oluşturmuş olduğu aktivite alanlarında, etkinlik alanında takibimiz devam edecek. Dediğim gibi yarın frisbee müsabakaları var. Yine takipte olacağız ama bugünün en önemli olaylarından bir tanesi de Athena'nın 21.30'da başlayacak olan konseri. Biz de konser alanında olacağız ve öğrencilerle birlikte yerimizde duramayacağız diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.